Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ofansif Oyun Kurucu YouTube kanalındasınız. 1860 mini kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi 22 Mart 2027 tarihine kadar geldik. Bu bölümde artık 4. sezonun finalini yapacağız. Şöyle bir fikstürümüze bakalım, kalan maçlarımıza bakalım. Ben bölüme başlamadan önce Union Berlin ve Gladbach maçlarını kendim oynadım. Güzel maçları oynadık, kalemizi gole kapatmayı başardık. 2-0'lık ve 3-0'lık galibiyetler aldık. Bu iki maçı da 4-2-3-1 taktiğiyle başladım. Fakat maç içerisinde biraz zorlanmaya başladığımızı hissettiğim için merkez orta sahadaki oyuncuları defansif orta saha pozisyonlarına çektim. Ve bek oyuncularımızdan bir tanesine yine kanat bek hücum talimatı vererek hücumda o şekilde çoğalmaya çalıştık. Ve bu taktik değişikliğimiz işe yaradı. Hem kalemizi gole kapattık hem de iki maçta 5 gol attık rakiplerimize. Şimdi bu bölümde Bayern Münih maçıyla başlayacağız. Sonrasında Wolfsburg mücadelesini yine birlikte oynayacağız. Sampaoli, Freiburg, Kaiserslautern mücadelelerini ben kendim yaparım. Köln maçına duruma göre bakacağız. Yani bölümün uzunluğuna göre karar vereceğim. Ama muhtemelen Köln maçını yine beraber oynarız. Sezon finalini Dortmund maçında yine birlikte yapacağız. 3 ya da 4 maç olacak bu bölümün içerisinde. Şimdi bölüme başlayabiliriz. Yalnız arkadaşlar, eğer yorumlarda beni yalnız bırakmazsanız memnun olurum. Yani videoların altına yorum yapıp da kariyerle ilgili düşüncelerinizi ya da önerilerinizi ya da yapıcı eleştirilerinizi yazarsanız gerçekten beni memnun edersiniz. Kendimi biraz yalnız hissetmeye başladım bu kariyerde. Benimle birlikte olduğunuzu göstermenize ihtiyacım var. Şimdi şöyle bir takım dinamiklerine gelip bakalım. Burke ve Elias aldıkları forma sürelerinden dolayı endişeliler. Eren Dinkçi de antrenman sistemlerinden dolayı biraz problem yaşıyor. Nedeni nedir? Sağ kanattan bindirme yapar oyun karakteristiğini kazandırmaya çalışıyoruz oyuncuya ve ekstra antrenman olduğu için muhtemelen çok fazla sayıdaki antrenmandan mutsuzdu. Evet bu şekilde mutsuzluğunu çözmüş olduk. Altyapıdan Boris Agar'ı az kadroma çıkardım. Yani bu sezon başında Boris Agar'ı 1860 milyon iki takımına göndermiştik. Onların kadrosunda görev almıştım. 26 maç forma giydi. 5 gol 6 asistle oynadı. 7-26'da maç puanı ortalamasını yakaladı. Güzel bir performans ortaya koyduğu için onu az kadroya çıkardım. Ayrıca onu mentörlük sistemine de dahil ettim. Şöyle gösterebilirim. Robert'i buradan çıkaralım. Boris Zagar, Dio ve Selina ile birlikte mentörlük grubunda olacak. Bunu yapmamın sebebi oyuncunun kişiliği şu anda iyi değil. Gentleman sayılır diyor. Olumlu kişilik özelliklerinden bir tanesine çevirmek istiyorum. Ondan dolayı elimdeki hem tecrübeli hem de olumluya en yakın kişilik özelliği olan Dio ve Selina ile mentorluk grubuna aldım. Bu iki oyuncunun da kişilik özellikleri azimli sayılır. Bu sayede Boris kişiliğini olumlu kişilik özelliklerinden bir tanesine çevirmeye çalışacağız. Oyuncunun gelişimi oldukça iyi. Yani şöyle bir bakalım. Ben bakmıştım bunu ama beraber de şöyle bir göz atalım. Tüm zamanlar dersek özellikle fiziksel anlamda çok iyi gelişti. Denge özelliğini, güç özelliğini 3'er puan arttırdı. Dayanıklılık ve hızlanma özelliğini 2'şer puan arttırdı. Onun dışında karar almayı 3 puan arttırmış. Vizyon, topsuz alan, soğukkanlılık, ön sezi bu özelliklerinde 2'şer puan arttırmış. Yine orta yapma özelliğini 2 puan arttırmış. Sol ayaklı bir oyuncu. Sol ayaklı olduğu için onu sol tarafta kanat oyuncusu hücum olarak eğitmeye başladım. Dayanıklık çalıştırmaya da devam ediyoruz. Aslında dayanıklılığı kapatabiliriz artık bence. Ön sezi özelliğini geliştirmesi bizim için daha iyi olabilir. Hücum organizasyonları diyelim. Topsuz alan, ön sezi ve karar alma özelliklerini geliştirmeye devam etsin Boris Zagar. Evet şimdi bu bölümü Bayern Münih mücadelesiyle açacağız. Zor bir mücadele olacak bizim için. Bu sezon maalesef Bayern Münih'i yenmeyi başaramadık. Hatta son 5 maçta Bayern Münih'e karşı galibiyet alamadık. Beraberliğimiz var ama galibiyet almayı başaramadık. Yani bu kariyerde Bayern Münih'i yenebildik mi onu da hatırlamıyorum. Muhtemelen bu kariyerde Bayern Münih'i yenememiş de olabiliriz. Yani bu maçta galibiyet almaya çalışacağız ama oldukça zor bir maç. Deplasmanda oynayacağız. Ve sıralamada da Bayern Münih şu anda bizim bir basamak altımızda. 5 puan var aramızda. Bu maçı FM'nin yapay zekası da bize kaybettirmeye çalışacaktır. Yine de elimizden geleni yapıp kazanmaya çalışacağız maçı. En azından beraberlik almaya çalışacağız. Deplasmanda puan alırsak bizim için bu maçta güzel bir sonuç olacak. Evet, altyapı sorumlumuz altyapıdan yükselen oyuncuları duyurdu. Şimdi elit seviyede gençlerde iki tane oyuncumuz var. Potansiyelleri 3,5 yıldız net, 4,5 yıldız olabilir diyor heyecan verici potansiyelleri var ama oyuncuların profillerine henüz bakmadım beraber bakacağız. Timo Böttcher'e şöyle bir bakalım. Ya kişilik huy. Bu kişilik nedir arkadaş? Bizim aslında altyapı sorumlumuzun kişiliği profesyonel. Yani bulacağı oyuncuların kişilikleri iyi olur diye düşünüyordum ama şu ana kadar çok başarılı olamadı bu konularda. Timo'ya yine de bir bakalım. Kararlılık da düşük. Özel yetenek var. Teknik iyi, vizyon iyi. Denge 15. Ama yani bu potansiyeline ulaşabilir mi emin değilim. Holger Nayer. Evet kişilik güzel. Profesyonel sayılır diyor. Çalışkanlık yine iyi 16. Takım oyunu 16. Kararlılık 11. Çok düşük değil. Bu oyuncudan bir şeyler olabilir bak mesela. Teknik 12. Özel yetenek 15. Yani agresiflik, çalışkanlığın yüksek olması, vücut sindeliğinin yüksek olması ve kişiliğinin profesyonel sayılır olması bence güzel. Bu oyuncuyu geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Potansiyeline ulaşabilir diye düşünüyorum. Tamam bu oyuncuyu yazıyoruz. Güzel oldu. Bir tane forvet, Sirirat. Ona bir bakalım. Profesyonel sayılır diyor. Kararlılık 13. Potansiyeli çok yüksek değil ama bu potansiyeline ulaşma ihtimali var. Çalışkanlık düşük çıkmış. O biraz kötü. Cesaret 11. Kararlılık dediğim gibi 13. Teknik 13. İlk kontrol 15. Vücut sindeliği de 12. Tamam Sirrat'tan da bir şeyler olabilir. Kale'de Miran Güneş azimsiz. Kararlık 14 ama azimsiz. 1.5 oyuncu var diyebiliriz arkadaşlar. Naoyer ve Sirrat bu iki oyuncudan bir şeyler olabilir. Gençlerin seviyesi ortalama diyor. Tamam bu oyuncularla yine de sözleşme imzalayacağız. Yani bu kariyerde zaten önemli olan bence altyapıdan oyuncu yetiştirmek. Sonuçta transfer bütçemiz çok yüksek değil. Oyuncu yetiştirerek takımın PA ve CA puanını yükseltmemiz gerekiyor. Bunu gerçekleştirebilirsek bu kariyerde Şampiyonlar Ligi'nde finallere doğru gidebiliriz. Ama yapacağımız transferlerle bunu gerçekleştirebilmemiz çok kolay değil. Onun için altyapıdan oyuncu yetiştirmemiz gerekiyor. Ve bence altyapıya transferler yapmamız gerekiyor. 18 yaş altı, 19 yaş altı transferler gerçekleştirmemiz gerekiyor bütçemize uygun. O transferlerle beraber takımı geliştirmeye çalışıp Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'da o şekilde yukarılara yürüyebiliriz. Evet biraz önce bahsettiğim gibi mesela bu tarz oyuncuları transfer edebiliriz. Yani bütçemize uygun oyuncular bunlar. 1.6 milyon euro ile 5.75 milyon euro arasında piyasa değeri var. 19 yaşında Arjantinli forvet. Bitiricilik konusunda problem yaşıyor. Forvet arkasında oynuyor. Forvet arkasında ofansif oyun kurucu rolünde de oynatabiliriz. Zaten onu önermişler. Pas 16, teknik 17, özel yetenek 17, takım oyunu 16. Vizyonda sıkıntısı var ama geliştirebilir. Kararlılık 16. Yine fiziksel özellikleri de bence kötü değil. Cesarette biraz problem yaşıyor ama kişilik kararlı. Yani zaten cesaret de iyi olsa, dengesi de iyi olsa, bitiriciliği de yüksek olsa bu oyuncunun fiyatı daha yüksek olur. Şimdi bence Lucas Pizarro'yu biz hedef listemize ekleyelim. Sezon sonunda onu bir yoklarız. Evet Bayern Münih ile ilgili de gözlemci raporu geldi. Veri merkezine şöyle bir bakalım. Tiki Taka. Oyuncuların rollerine bakacak olursak Forvet'te Matis Tel'i oynatacaklar. Muhtemelen Harry sakat. Kanatlarda Sane ve Coman oynayacak. Bu iki oyuncu da kanat oyuncusu olarak oynatacaklarmış. Bek oyuncularının bir tanesini sigorta bek, diğerini de sahte bek olarak kullanacaklar. Şimdi oyun kurulumunda üçlü bir stoper anlayışı olacak. Bu Mazrui de orta sahaya destek olmaya gelecek. Muhtemelen kimlikli ikisi orta sahada olacak. 3-2-5 gibi bir oyun kurulumu olacak rakibimizin. Hücumda oyun genişliğini kanat oyuncularıyla verecekler. Yani sağ tarafta sigorta bek kullanıyoruz. Aslında sanae karşı sağ tarafta standart bek de kullanılabilir. Ama yine sigorta bekle kalacağım muhtemelen. Sol taraftaki oyuncumu standart beke çekeceğim. Onu birazcık daha savunmaya dönük oynatmaya çalışacağım. Orta sahadaki oyuncularımızı yine merkez orta sahada bırakabiliriz. Aslında onları defansif orta saha pozisyonuna da çekip Musiala'nın etkinliğini azaltmaya çalışabiliriz ama burada Turan da etkili bir oyuncu. Bence merkezde kalıp orta sahadaki oyunculara baskı yapmaya çalışmak da faydalı olabilir. Şimdi şöyle bir güçlü yönlerine bakalım. Takım oyunu, çalışkanlık, topsuz alan özellikleri iyi. Biz yine pozisyon alma ve çalışkanlık özelliği yüksek olan oyuncularla sahaya çıkarız. Duran toplardan gol fırsatı yakalamakta iyiler. Duran toplardan karelerinde iyi savunuyorlar. Peki yeniden gollerde ne diyor? 15 asistin 5 tanesi ara paslarından kaydedilmiş. Bu maç üzerinde belki koşu yoluna pas yap talimatını da açmayı düşünebiliriz. Maalesef Bayern Münih maçı öncesi kötü bir haber geldi. <laughs> bir dakika ya ben bu mesajı okumamıştım standart stoper Sadık Fofana antrenmanda Hüseyin Yiğit ile omuz omuz mücadele sırasında kalçada yaralanma sakatlığı tekrar nüksetti diyor. Allah'ım ya Rabbim oyuncunun kalçaya bıçak mı taktık? Hayır bizle niye omuz omuz mücadeleye giriyorsun oğlum sen? Hocanım ben senin ya. Allah'ım ya Rabbim çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. <laughs> ciddi ciddi Hüseyin Yiğit ile omuz omuza mücadele sırasında kalçada sakatlanma yaşamış diyor. Kalçada yaralanma sakatlığı tekrar nüksetti diyor. Benle çarpışmış herhalde. Ben sakat değilim ama yani evet spor yapmanın faydaları arkadaşlar. Sadık Fofana'yı sakatladık antrenmanlarda çarpışarak. Bizde hiçbir şey yok. Karşınızdayız. Evet dünyada geleceğin yıldızı olarak gösterilen 50 genç oyuncu arasına Osto işte girdi. 18 yaşındaki genç oyuncumuz bu listeye adını yazdırdı. Şimdi burada ben şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Genelde bu listeye göz atıyorum. İtibar olarak bizim takımımıza yakın ya da bizim takımımızdan daha düşük itibarlı takımlardaki oyunculara gözlemci gönderiyorum. Burada Huarte'ye, Fedal'a, Poyava'ya, Pino'ya gözlemci gönderdim. Yine aynı şekilde Lakmiki'ye de gözlemci gönderdim. Şimdi buraya da şöyle bir bakalım. Rotterdam'da Brian var. Ona da gözlemci gönderelim. Alaves'de Martin varmış. Yine gözlemci gönderebiliriz. Salernitana'da Zagaria Zagarya var. Zagaria. Ona da gönderdik. 21'e 30 oranı olan oyuncular var. Onlara da gönderelim. Hüseyin. Bir noktada alışımız sayılabilir. Musavi. Musavi de listeye girmiş. Güzel. Evet yani size de önerim bu şekilde liste geldiğinde bu listeye bir göz atın. Bu listeden çünkü genç oyuncular transfer edebilirsiniz. İyi genç oyuncular transfer edebilirsiniz. Genelde maliyeti bütçeniz uygun oyuncular çıkabilir oradan. Oraya bir göz atın derim. O listedeki oyunculara bir gözlemci gönderin. Gelen raporlara göre belki transfer hamlesi gerçekleştirebilirsiniz. Engue San bizdeki performansıyla milli takımlara kadar yükseldi. Gerçekten özellikle taktik değişiklik yaptıktan sonra Engoe da form grafiği inanılmaz yükseldi. Güzel maçlar çıkardı. Şu anda 7.15 ortalama maç puanında yakalamış durumda bizde. Güzel performans ortaya koyuyor. Evet deplasmanda oynayacağımız mücadeleye beklendiği gibi rakibimiz Bayern Münih favori çıkıyor. 1.91'lik bir oranları var. Bizim oranımız da 3.75. Rakibimizde Harry Kane ve Alvaro Fernandez aynı şekilde sakatlanmış. Sırtta stres çatlağı yaşıyor. Bu iki oyuncudan faydalanamayacaklar. Biz bu maçta Gendrey'den faydalanamıyoruz. Cezalı olduğu için formu giyemeyecek. Sadik Fofana da sakatlanmıştı antrenmanda. Benle çarpışmıştı. Bende hiçbir şey yok ama adamda kalça zedelenmesi olduğu, İşte kimle çarpıştığına dikkat edeceksin. Hocanla da çarpışmazsın yani antrenmanda. Şimdi form durumlarına bakacak olursak biz son 3 üç maçın 3'ünü de kazanmayı başardık. Rakibimiz de Son iki maçta bir beraberlik, bir mağlubiyet aldılar. Form durumları onların biraz düşüşte, bizim de yükselişte. Umarım bu maçı da kazanıp yükselen form grafiğimizi devam ettiririz. Almanya'da serbest bırakılan genç oyunculara yine gözlemci raporu göndermiştim. Yani amacım biraz 1860 Münih iki takımını da güçlendirmek. Onun için sanki Brezni'yi kullanabiliriz. Kararlılık 16 kişilik farkındalığı yüksek diyor. Potansiyeli çok yüksek olmasa da bu potansiyeline ulaşabilecek bir oyuncu. Bence sözleşme imzalattıralım. Ondan sonra onu 1860 Mini 2 takımına göndeririz diye düşünüyorum. Bu şekilde bir sözleşme önerebiliriz. Hani muhtemelen ben kullanmayacağım bu oyuncuyu ama 1860 Mini 2 takımında kullanırız diye düşünüyorum. Deplasmanda oynayacağımız Bayern Münih mücadelesi için kadroyu hazırladık. Bugün yine orta sahadaki oyuncuları defansif orta saha pozisyonuna çektim. Sol tarafta da kanat bek hücum rolüyle oynayacağım. Leo Borges'i oynatacağım bugün. Bu pozisyonda bu rolde Leo Borges'ten katkı almıştım. Onun için Leo Borges'i kullanacağım bugün. Şimdi bence şöyle bir pas şeklimizi standarda çevirelim. Tempoyu da arttıralım. Amacımız topu aldıktan sonra rakip kareye hızlı bir şekilde gitmek olacak. Koşu yoluna pas yapma talimatını da açacağım. Buralar bu şekilde kalabilir. Savunma çizgisini bir tık geriye çekelim. Onun dışında başka bir şey yapmamıza gerek var mı? Rakip kareci top çıkarırken de aslında savunmaya baskı yapabiliriz. Forvet Matisteli oynatacaklar. Matistelin boyu uzun değildi diye hatırlıyorum ama yo uzunmuş, 1.86'ymiş. O zaman rakip kareci top çıkarırken defansa baskı yapmayalım. Şimdi şöyle bir rakibe bakalım. Saneyi sağ ayağına, komanda sol ayağına yönlendirelim. Turamı da yine ters ayağına yönlendirip, sağ ayaklıydı ama sol ayağına yönlendirip sert oynayalım. Bek oyuncularını da yine ters ayaklarına yönlendirelim. Deneyelim bakalım. Böylelikle belki bu bek oyuncuların da etkinliğini azaltabiliriz. Boris Zagar bugün kadroda 16 numaralı formayı Boris Zagar'a vereceğim. Bursa'mızın plaka numarası. Şimdi şöyle bir soyunma odasında oyuncularla konuşalım. Parmakla işaret edeceğim. Bazı kesimler favori olmadığımızı söylüyor ama sahaya çıkın ve bizimle yatıp kalkan taraftarımıza güzel bir skor armağan edin dedim. Yine oyuncularla mevkiler bazında konuşalım. Yani oyuncularımızın birçoğunu mutlu ettik, aynı zamanda da motive ettik. Hazırız maça. Hadi bakalım. Evet, Münih derbisi. Deplasmanda oynuyoruz bugün. Zor bir mücadele. Elimizden geleni yapacağız ama deplasman Bayern Münih zorlayacaktır bize. Şimdi ilk highlight'ta rakibimizden geliyor. Mazrui sahte bek olarak oynuyor. Orta sahaya destek oldu. Kim açıldı. Sol tarafta da sigorta bek oynatıyorlar. Üçlü bir sistemle kalıyorlar burada. Önlerinde oyun kurulumunda Kim Mi ve Mazrui. 3-2-5 tahmin ettiğimiz gibi oluyor dizilimleri. Oyun kurulumunda bu dizilimle çıkacaklar. Muhtemelen sol tarafta bek desteğe gelsin talimatında kullanıyorlar sigorta bek oynuyor olmasına rağmen Davis hücuma çıkıyor. Şimdi topla oynama konusunda kötüyüz. Bence temkinli oyun anlayışına dönelim. %38 topla oynuyoruz. İsabetli pas oranımız da %74. Biraz daha temkinli oyun anlayışıyla devam edelim. Sane vurdu. Savunmadan sekti top. Kornere gidiyor. Şimdi sağ taraftan korneri kullanacak rakibimiz. Duran toplarda da etkili bir takımdı. Rapordan o şekilde gördük. Sane'nin ortası. Kim dışarı vurdu kafayı. Davis sol taraftan taş atışını kullandı. Ostoich, Rüdiger. Kaybetmediler topu. Kim mi? Turam'a bıraktı. Turam'ın önünü boş bırakmayın. Dışarı vurdu sana. Rakibimiz 4 şut çekti ama isabetsiz. Biz rakip kaleye şut gönderemedik henüz. Topla oynamada da %27 civarındayız. Oldukça kötü şu anda topla oynamamız. Ve yine rakibimiz geliyor. Kimmih topun gerisinde gönderdi ortaya içeri doğru. Kim Mice Mazrui sonrasında kim o? iyi ki bir müdahale geldi. Mika gelmiş o müdahale. Bir korner daha kullanacaklar. Sane ortaya açtı arka direğe doğru. Hocam foul. Şöyle bir çocuklara başarabilirsiniz çocuklar dedim. İlk şutumuzu da 28. dakikalar civarında gönderdik. İsabetsiz de olsa rakip kaleye bir şut gönderdik. Onlar da isabetli şut konusunda çok kötüler. 7 şut çektiler. Bir tanesi isabetli. Şimdi Maçın gidişatında momentum sürekli rakibimizde. Topa dal talimatını açalım. Onların bu etkinliğini azaltmaya çalışalım. Bir de karşı presi açacağım şimdilik. Momentum biraz bozmaya çalışalım. Evet ilk yarı bitti. 0-0 beraberlikle ayrılıyoruz sağdan. Rakip kaleyi yeterince yoklamadık ve bu can sıkıcı bir durum dedim. Birebir de konuşalım. Osto için performansını beğenmedim. Odo Bert'in ve Alarcon'da yine performansını beğenmedim. Bugünkü performansınızdan hoşnut değilim dedim şekilde ikinci yarıya gidiyoruz. Evet ikinci yarıya da maç momentumu rakipte olarak başladık. 55. dakikaya kadar geldik. Onlar da çok iyi oynamıyorlar. Şimdi korneri kullanacağız. Arka direkte Mika attı golü. Çok sürpriz bir gol. Kornerden bulduk golü. 1-0 öne geçiyoruz 56. dakikada. Helal olsun çocuklar. Kornerde yoktan var ettik pozisyonu. Yani korner duran top bomboş kaldı Mika. Kaleci de boşa çıktı. Golü attık. Rakip kaleye iki kez gittik. Bir tanesinde golü bulduk. Ki duran toptan bulduk. Şimdi rakibimiz gelecek. Davis Musiala döndü. Musiala yapmayın Selmani izin vermedi. Musiala yağ gibi aktı gitti oradan. Ama Selmani izin vermedi bu pozisyonda gole. Şimdi Sane'nin ortası. Madi karşıladı. Goretzka alacak. Rudiger, Mije, Mazrui, Kimmi. Şimdi tek bir hamle yapalım şurada. Sol bekteki oyuncumuzu standart bek desteğe çevirelim. Biraz biraz savunmayı düşünmeye başlayabiliriz bence. Karşı pres talimatını kaldırsam mı diye düşünüyorum bir yandan ama şimdilik kalsın. Şimdilik kalsın bakalım. Yoyu çıkaralım. İlyevi oyunu alalım. O da Bert çok iyi değil. O da Bert'le Kosta işte çok iyi oynamıyor. O da Bert'e biraz da sağ kanatta şans verelim. Sol tarafa Selina'yı alalım. Onun dışında Madi Kamara yorgun. Onun yerine de İdris Ature'yi alacağım. Değişiklikleri onaylayıp bu şekilde devam edeceğiz. Başarabilirsiniz çocuklar diyeceğim. Sane merkeze doğru Iliev kazandı. Alarcon Kazandığımız topu hemen geri verdik. Kim Mamardashvili Goretzka. Onun pası Mazrui. Mazrui rahat gitmesin. Koman, Musiala iyi paslaşlar. Arkaya Matistel offside hocam. Hocam offside. İnşallah offside'dir ha. Sağ oyuncumuz offside'ı da bozmuş olabilir. Yani o biraz sanki çizginin gerisinde de okey. iptal edildi. İyi oldu. Sağ bekte evet Elias'tan çekindim ben ama offside. Şimdi talimatlara bir gelelim. Bence tempoyu düşürüp pas şeklini, tempoyu azaltalım. Koşu pas yapma talimatını da azaltalım. Oyunculardan bir de disiplinli oynamalarını isteyelim. 85'ten sonra zaman geçirmeyi de açarım. Oyun anlayışımızı da savunmaya çeviririz. Şimdilik böyle kalalım. Evet 85'e geldik. Şöyle bir giren oyunculara da önlem almaya çalışalım. Simitrov oyuna girdi. Cesaret çok iyi değil. Sert oynayalım Simitrov'a. Ve onu kanada doğru itelim. Ve Goretzka oyuna girdi. Onu da sol ayağına yönlendirelim. Şöyle bir taktiğe gelelim bakalım şimdi. Oyun anlayışımızı savunma ağırlıklıya çevireceğim. Zaman geçirmeyi açacağım artık iyice kısa paslaşacağız. Bu sağdan içe bindiren oyuncuya pas atma talimatını da kaldıralım. Bence artık karşı presi de kaldıralım. Kademeye dönelim. Tempoyu düşürelim. Bu şekilde devam edelim. Son 5 dakika artık. Haydi çocuklar. Haydi. Kalemizi gole kapatalım. 1-0 yeterli bizim için. Şimdi Selina kullanacak. Ortayı açtı. Kim Minj'e karşıladı. Goretzka. Musiala da kaldı. Top dikkat. Sane. Sane. Sane bastı topa. Geriye Morgalla'ya döndü. O tekrar Sane'ye oynadı. Sane'nin ortası. Aman be. Aman be. Aman be ya. Matistel attı golü 91. dakikada 1-1 oldu skor. Dayanamadık yine tutamadık oyunu. Maalesef tutamadık. 90 artı 4 maç bitiyor bir bir beraberlikle ayrıldık deplasmanda yani maçtan önce bana bir bir berabere kalacaksın deseler mutlu olurdum. Beraberlik deplasmanda iyi bir sonuç derdim ama 91. dakikaya kadar 1-0 gelip son dakikada yediğimiz gol işte benim canımı sıktı. Şimdi oyuncularla nasıl konuşalım aferin çocuklar yenilginin önüne geçmeniz birçok kişinin hakkımızda yanıldığını kanıtıdır diyelim. Böyle konuşalım. Oyuncuları çok fazla ırpalamaya gerek yok. Bayern Münih maçı arkamızda kaldı. Deplasmanda bir puan almayı başardık. Evet. Deplasmanda bir puan aldık. Mikafaya maçın adamı oldu. İyi bir performans Mikafaya'dan. Bu maçta forma giyen oyuncularımıza dinlenme verelim. Şöyle bir günlük dinlenme yeterli olacaktır. Yoruldu oyuncular. Bu oyunculara bir günlük dinlenme vereceğiz. Kalan oyuncular ertesi gün antrenmana gelecekler yine. Sıradaki rakibimiz Wolfsburg için de gözlemci raporu geldi. 4-2-3-1 dizilişi diyor. Oyun anlayışı dengeli, takım yapısı da yine dengeli. Biz veri merkezinden bakalım. Oyun sistemleri uzun top diyor. Kanat forvetlerle oynayacaklar. Hem sağ tarafta hem sol tarafta iki tane kanat forvet kullanacaklar. Hücum hattındaki en üstteki oyuncuyu da yardımcı forvet olarak oynatmayı düşünüyorlar. Şimdi sağ bekte zaten sigorta bek kullanıyoruz. Aslında bu maçta sol bekte de sigorta bek kullanabiliriz. Böylelikle bu kanat forvetin de etkinliğini azaltabiliriz. Ama mevcut sistemle kalırız diye düşünüyorum. Bakalım maç öncesinde karar veririz ama benim tercihim yine mevcut sistemle çıkmak olacak gibi. Son gün maç öncesinde buna karar vereceğiz. Şimdi bek oyuncularını nasıl oynatıyorlar? Sigorta bek ve sahte bek. Yine 3-2-5 kurulumu olacak rakipte. Tamam Güçlü yönlerine bakalım. Güçlü yönlerde çok da güçlü bir yönü yok. Şu anda Bundesliga'da 7. sıradalar. Ama güçlü yönlerde gerçekten problem yaşıyorlar. Savunmaları iyi, ara toplarda iyiler. Yaratıcılık konusunda iyi görünüyorlar. 25 asistin 11 tanesi sağ kanattan kaydedilmiş. Yani bizim sol kanadımız olacak. Sol kanadı belki sigorta beke çevirmek bu anlamda mantıklı olabilir. Çalışkanlık konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Takım oyunları kötü, cesaret agresiflikleri kötü. 27 asistin 11 tanesi ceza sahasının içinden kaydedilmiş. Savunmadayken yakın direğe atılan ortalarda da yine problem yaşamışlar. Pozisyon almaları da pek iyi sayılmaz diyor. Hücumda bence topsuz alanda iyi olan oyuncuları kullanalım. Topsuz alanları da kötüymüş. Pas konusunda da sıkıntı yaşıyorlar. Maç öncesinde duran top çalışalım istiyorum ben. Belki antrenmanları ona göre de değiştirebiliriz. Onun dışında hücumda Topstadan özelliği yüksek olan oyuncuları kullanacağız. Yine agresiflik ve cesaret konusunda problem yaşadıkları için bu maç üzerinde belki biraz sert de oynayabiliriz rakibe. Bir de maç öncesinde sol bekteki oyuncumuzu sigorta bek olarak kullanmayı düşüneceğiz. Evet bu şekilde bir taktik anlayışla bu şekilde bir taktiksel değişiklikle çıkacağız maça. Şimdi şuraya bir gelelim bakalım. Burada nereleri değiştirebiliriz? Gol çalışması yerine şuraya bir tane bence duran top koyalım. Duran top organizasyonları yapalım. Onun dışında başka bir tane daha koyalım mı? Bir tane koysak yeterli olur. Zaten pazar günü yine duran top organizasyonları çalıştı takımımız. Bayern Münih maçı sonrasında. Wolfsburg maçı öncesinde iki defa duran top antrenmanı yapmış olacağız. Maç öncesi son hazırlıklarda da corner organizasyonları çalışırız. Maçı o şekilde çıkarız. Andre Anderson en iyi oyuncu ödülünün sahibi olmuş. 11 maçta 9 gol 12 asistle oynamış. 7.97 ortalama puanı yakalamış. Ben onu listeye koyacağım. Hatta varsayılan listemdeymiş. Hedef listesini alacağız. Şöyle bir oyuncunun raporuna bakalım. Maaş beklentisi yüksek. Piyasa değeri de çok düşük değil. Ama oyuncu ile ilgili bir sürü artı var. Profiline bakacak olursak özel yetenek oldukça iyi. Fiziksel özellikleri gayet iyi. Dribbling 15, pas 13, teknikte 16. Yani olur da eğer sezon sonunda Dio'yu Arap kulüplerinden bir tanesine göndermek zorunda kalırsak Dio'nun yerine Anderson'la anlaşabiliriz diye düşünüyorum. Forvet arkasında yine ofansif oyun kurucu, destek rolünde kullanabiliriz. Evet, serbest bırakılan Dejan Breznik sözleşme önermiştik bu oyuncuya. Dediğim gibi 1860 Münih 2 takımında kullanmayı düşünüyorum daha sıklıkla. Biz de bu anlaşmayı kabul edelim. Oyuncu aramıza katıldıktan sonra onu direkt 1860 Münih 2 takımına göndereceğiz. Şimdi Wolfsburg maçı için son antrenmandaki çalışmaları belirleyeceğiz. Taktik çalışması olarak top bizdeyken neler yapacağımıza çalışalım. Serbest vuruş savunması ve ofansif korner organizasyonları çalışacağız. Bu maçta kornerden bir gol atarsak mükemmel olacak bizim için. Rakibimiz bu konuda problem yaşıyor. Yani yaşadıkları bu problemi kullanmaya çalışacağız. Kadro seçim önerisi de geldi. Sol tarafta Van der Laan'ı kullanalım diyor. Fofana, Gendrey. Yani ben kadroyu maçtan önce kendim belirlerim. Evet, şimdi kendi evimizde Grunwalder Strasse'de çıkacağımız mücadeleye favori olarak çıkıyoruz. 2 onluk bir oranımız var. Rakibimiz Wolfsburg'un oranı da 3.25. Form durumları gerçekten çok kötü. Son 5 maçta galibiyet alamamışlar. 4 mağlubiyet, 1 beraberlik almışlar ki Bayern Münih'ten 6 gol yemişler. Union Berlin'den 3 gol yemişler. Kalelerini gole kapatma konusunda da ciddi problem yaşıyorlar. Oldukça fazla gol yemişler. İki takımda da eksik olmayacak. Bakalım. Kendi evimizde oynayacağımız Wolfsburg mücadelesi için kadromuzu hazırlıyoruz. Şimdi rakip analizini yaparken ön alanda topsalanı yüksek olan oyuncuları kullanmak istiyorduk. Alarcon'un topsalanı 12, onun yerine Ilyev'i kullanabiliriz burada. Top 14, Ilyev forvet'e atalım. Odobert'in top salonu 12, Selina senin top nasıl 13. Selina'yı da Odobert'in yerine koyalım. Osto için top 14 kalacak. Dio'nun top 16, Enguessa'nın top 13, Kamara'nın top nasıl? Onun da 12. Turesi'nin top salanı nasıl? 12. Bu maçta belki Ture ile çıkabiliriz. Ture'yi bir süredir kullanmıyorum. Onu bu maçta kullanmak istiyorum. Şimdi bek oyuncularımı sigorta bek olarak kullanacağım. Sol tarafta onun için Piri'yi kullanacağım bu maçta. Sağ tarafta Gendre formasına kavuşuyor. Fofana'yı da yine ilk 11'de kullanacağız. Bu maçta neler yapacağız? Şimdi buralar kalacak yine bu şekilde. Geçiş oyununda da bu şekilde kalacağız. Bu maç üzerinde topa dal talimatını açalım istiyorum. Daha sık önde savunabiliriz. Tamam. Rakibe gelip bir bakalım. Anton Stah. Zayıf ayağına yönlendiriyoruz. Sol ayağına yönlendirelim onu. Onun dışında Guru sağ kanatta oynuyor. Sağ ayağına yönlendirelim. Kaminski'yi de sol ayağına yönlendirelim. Kaminski'nin güç özelliği de düşmüş. Sıkı markaj verebiliriz aslında ama Gerek yok. Böyle kalabilir ya. Bu şekilde çıkabiliriz o maça bence. Hadi bakalım takımı bildirelim. Maça doğru ilerleyelim. Soyunma odasında oyuncularımızı da motive edelim. Bayern Münih'e karşı mağlup olmadık. Galip gelebilirdik ama son dakikada gol yedik. Bu maçtan galibiyet almak istiyoruz. Favori olmamızın bir sebebi var. Sahaya çıkın ve favori olmamıza şüpheyle bakanları utandırın dedim. Yine mevkiler bazında da konuşuyoruz oyuncularla. Evet bütün oyuncularımızı motive ettik. Grunwaller Strasche'de rakip Wolfsburg sıralamada şu anda ikinci sıradayız. Bu formumuzu korumak istiyoruz. Maç başladı. İlk highlight de bizden geliyor. Fofana Gendre'ye verdi. Sağda Oslo topla buluştu. Şimdi Ture aldı topu döndü. Oslo e iyi bir pas. Oslo aradan çok iyi gördü İlyev'i ama direkte patladı top offside. Maça iyi başladık. İlk dakikalardan tehlikede yarattık rakip kalede. Gendrey sarı kart gördü. Gendrey müdahalelerde sertliği azaltmasını isteyelim Gendrey'den. Kırmızı kart görmek istemiyorum kesinlikle. Şimdi sol taraftan Dio ile kullanacağız korneri. Bir Öndrek organizasyonu gelecek. Fofana'dan önce savunma. Arnold baskı geldi, ileri doğru şişirdi topu. Orada Gendrey var. Şimdi hücum tazeleyeceğiz. Ture, Ilyev döndü geriye Fofana'ya. Ture tekrardan Gendrey'e. Onun pası Ostojiç. Ostojic. Iç. Osto iç, merkeze iyi pas. Ture. Ture çekti. Ture vurdu top dışarı gidiyor. Şimdi bence sağ bek desteğe gelsin ve sol bek desteğe gelsin diyelim. Bu iki oyuncuyu hücuma çağıralım. Ya da pardon. Sol bekten içe giren oyuncu sağ bekten içe giren oyuncuya pas atalım. Sigorta beklerle oynuyorum. O oyuncuların hücuma katılması için bu talimatları verdim. İki tarafta da sigorta bekle oynuyorum çünkü hangi kanattan hücum geliştireceksek o kanattaki oyuncu hücuma çıksın. Evet maçın gidişatında Momentum Wolfsburg'a döndü. Tutta göndermeye başladılar kalemize. Şimdi Momentum'u tekrardan ele geçirmeye çalışıyoruz. Oyuncuları bir başarabilirsiniz diyeceğim. Mayer. Piri'de kaldı top. Piri'nin pası Selina. Selina. içeri doğru Dio. Şimdi Enguessan aldı. Kick Piri. Piri Enguessan'a. Mika Faya yaklaşmıştı oraya. Topu aldı Mika. Dio tek oynadı. İlyev iyi kurtardı. İlyev gitti. Kaleci de kaldı. 34. dakikada İlyev ile yaklaştık gole ama top kaleciye takıldı. Şimdi Dio arka direğe doğru gönderdi bu sefer. Orada Lacroix ve Stah. İlyev de kalıyor top. İlyev Stah geldi. Taça gönderdi topu. İsabetli şut konusunda rakibimiz bizden çok daha iyi oynuyor. Toplu oynamada biz onlardan daha iyiyiz ama henüz gol atamadık. 4 şut çektik rakip kaleye bir tanesi isabetle. Şimdi Guruda ile geliyor rakibimiz ama Piri topu kaptı. Enguessan'a o Selmani'ye döndü. Selmani sol tarafta Piri'yi buldu. Piri şimdi Selin aldı. Dio geriye dönüyor Piri. Tekrar Dio. Mika. Enguesa'n, Hadi iyi bir atak. Ture. İlyev sağda boş Ostoic. Şimdi verdi Ostoic'e. Ostoic. Ostoic direkte patladı. Yine direk yine direk. Direğe takıldık. Çok güzel hücum kurduk aslında ama. Son vuruşta top direkte patladı. Parmakla işaret edeceğim. İsabetli şut konusunda kötüyüz. Bundan daha iyi olmanız gerekiyor dedem. İdris e Ture motivasyonunu kaybetti. Selina ve İlyev konuşalım parmakla işaret edip kendinize yerin diyeceğim. Şimdi ikinci yarıya gitmeden önce şu yaptığım değişikliği geri alayım. Koşu yoluna pas yapma talimatını açabiliriz. Biraz daha boşlukları kullanabiliriz. Rakibimizin pozisyon alma özelliği kötü. Bizim de biz de top salanı iyi olan oyuncuları tercih ettik. Onun için koşu yoluna pas yapma talimatı işe yarayabilir bu maçta. Baku, Stah. Baku. Arnold aldı. Muhtemelen momentum rakipte ikinci yarıya rakip daha iyi başladı. Koza. Şimdi Kaminski. Wind. Geriye döndü Baku. Araya doğru Gru daha dışarı gitti top. Rakipte oyuncu rolleri değişti mi acaba? Yok. Hala kanat forvetlerle oynuyorlar. Pozitif futbola dönelim bakalım. Biraz daha rakibe baskı yapmaya çalışalım. Bir de oyunculara başarabilirsiniz çocuklar diyeceğim. Şimdi Ture kayb kaybetti topu merkeze verdiler Arnold Wind çok iyi geldiler. Lovro Mayer ortayı da açtı stah kontrolü yaptı stah onun ortası Mayer Selmani'de kaldı gol geliyor sandım ama Selmani iyi yer tuttu evet maalesef ikinci yarıda rakip daha etkili oynuyor şimdi Gendre Ostojiç'e verdi ay dostojiç Ostojiç Ortayı açtı. Selina kafayı vurdu top dışarı gidiyor. Selina'nın yerine Odo oyunu alacağım. Gendrey. Toure. Fofana. Enguesan aldı. Dio topu alıyor. Geriye Fofana'ya. Solda boşluk var. Mika. Dio merkeze yöneldik. İlyev. Şimdi o soldaki boşluk. Odobert orada. Odobert. Odobert girdi ve golü attı Wilson Odobert. 1-0 öne geçiyoruz. 66. dakikada golü bulduk Odobert'le. Zorlandık bu maçta ama rakibe göre daha iyi oynuyorduk. İkinci yarı onlar daha iyi başlamışlardı. Bu gol iyi oldu. 1-0 öne geçtik. Şimdi şöyle bir oyuncu değişikliği yapalım. Ostoic iyi oynuyor. Odobert'i aldık ama... Yani Boris Zagar'ı bu maçta kullanmak istiyorum. Ostojic ile Zagar'ın yerini değiştireceğim. Zagar'ı sol tarafa alıp kanat oyuncusu hücum diyeceğim. Bu şekilde deneyelim bakalım. Umarım yaptığım bu değişikliğe pişman olmam. Engoesan yerine de Kamara'yı oyun alalım. Bu şekilde devam edelim ikinci yarıya. Oyun anlayışımızı dengeliye çevireceğiz. Artık 80. dakikaya kadar geldik. Gol yersek çevirmemiz çok zor olur. Yine, biz, yine bizim highlight'ımız olacak. <laughs> Zagar, Madi Kamara, Şimdi Piri Zagar oynadı. Zagar ortaya açtı. Odobert kafayı vurdu. Kaleci sonrasında direkt Lacroix'a çarpan top buluştu. Zorlaya zorlaya soktuk topu. Gerçekten Odobert oyuna girdikten sonra inanılmaz bir katkı gösterdi. Bu pozisyonda zorlaya zorlaya tekrar deneye deneye topu ağlara gönderdi. Daha doğrusu o göndermedi. Lacroix'a çarpan top ağlarla buluştu. 2-0'ı bulduk. Artık rahatladık bence. Talimatlara gelip pas şeklini kısaltalım. Tempomuzu düşürelim. Artık koşuyor pasta istemiyorum. Kademeye döneceğiz. Bu şekilde maçı tamamlamaya çalışacağız. Kamara müdahale yaptı. Mayer, Guruda, Stah. Stah gönderdi Selmani. Aferin oğlum. Aferin Selmani. Şimdi kalan dakikalarda oyuncu değişikliği yapalım. Dio yoruldu. Onun yerine Travert oyunu alalım. Ture yerine de Elyas oyunu alalım bu şekilde maçı bitirmeye çalışacağız. 85. dakika korneri kullanıyorlar. Savunmada Mika karşıladı. Lovro Mayer döndü. Şimdi en geriye Arnold, Baku. Lacroix hücumda kick piri müdahale yaptı. Zagar'la hücuma çıkacağız. Zagar gelişi güzel bir şekilde topu ileri gönderdi. Boris Zagar da oyuna girdikten sonra 7.1 maç puanını yakaladı. Ondan da verim aldık. Kalan maçlarda daha fazla forma şansı vermeye çalışacağım Zagara. Bu oyuncunun gelişimi bizim için önemli. Şimdi Travert. Zagar'da kaldı top. Boris. Sol taraftan taşıyor topu. Boris ortayı da açtı. Kaleci. Elias. 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 Yalil Elias 3-0'a getiriyor skoru. Sol taraftan çok iyi taşıdı topu Zagar. Elyas'tan da çok net bir vuruş. Skor 3-0 oldu. Dovroma yer ortaladı. Selmani'de kalıyor top. Artık oyun anlayışında temkinliğe çevirelim. Maçı bitirelim. Selmani Fofana ile oynadı. Onun pası Gendre'ye. Ve maç bitiyor. Kendi evimizde Grunwalder Straße'de Wolfsburg'u 3-0'la geçtik. Oldukça güzel bir performans. İkinci yarının başında rakibimizin performansı artmıştı ama sonrasında bizim gollerimiz geldi arka arkaya. İki mutlak gol pozisyonumuz var. Gol pozisyonumuzda 4, xG 1.85. 1.85'lik XG'den 3 gol çıkardık. Soyma odasına gidiyoruz. Eller belde. Aferin beyler. İyi bir galibiyet aldınız diyorum. Devam. Oldukça güzel bir performansla maçı kazandık. 3-0 kazandık. Dimitriye Ostoyuç maçın yıldızı oldu. O da iyi bir performans ortaya koydu. Zagar da ilk maçına çıktı. Ve onun performansı da gerçekten oyuna girdikten sonra etkileyiciydi. Şimdi kadromuza bir gelelim. Bu maçta forma giyen oyunculara dinlenme vereceğiz. Şöyle bir seçelim bakalım. Madi Kamara ile Borges'i çıkaralım. İdris Ature, Selina, Big Piri, Kofana ile Gendry'i de ekleyelim buraya. Evet bu oyunculara bir günlük dinlenme verelim. Şimdi sıradaki maçımız kimle olacak? Sen Paul ile oynayacağız. Deplasmanda oynayacağız bu mücadeleyi. Bu maçı ben kendim oynayacağım. Freiburg mücadelesini yine ben kendim oynayacağım. Kaiser zaten mücadelesini yine kendim oynayacağım. Köln mücadelesini birlikte yapacağız. Dortmund hata yapmadı 2-0 kazandılar maçlarını. Biz 61 puanla şu anda ikinci sıradayız. Bayern Münih'in puanı 56, Leverkusen'in puanı da 55 ama Leverkusen henüz oynamadı bu hafta. Bir maç eksikleri var. Onlar bu maçlarını kazanırlarsa puan farkını azaltacaklar. Leverkusen de hata yapmıyor. Mainz deplasmanında 3-2 kazandılar. Köln puan kaybı yaşadı. Kendi evlerinde Gladbach'a 1-0 kaybettiler. Böylelikle 29. hafta maçları tamamlandı. Dediğim gibi biz 61 puandayız. Hedefimizi ilk 4'te bitirmek ligi. 5. sırada Leipzig var. Onların puanı 55. 6 puanlık fark var. Ligin bitmesine kaç hafta kaldı? 5 hafta kaldı. Kalan maçlardan biz 3 galibiyet, 1 beraberlik aldığımız takdirde zaten Leipzig bütün maçlarını kazansa dahi ligi ilk 4'te bitirmeye başaracağız. Evet maalesef San Paulo ile yenişemedik. Deplasmanda 0-0 beraberlikle sahadan ayrılıyoruz. Bizim için çok da parlak bir mücadele olmadı açıkçası. Şöyle bir maçın istatistiklerine bakacak olursak rakibimiz 7 şut çekti biri isabetliydi. Biz de 7 şut gönderdik rakip kaleye ikisi isabetliydi. Toplu oynamada bugün çok etkili değildik. İki takımın da birer tane gol pozisyonu var. Mutlak gol pozisyonu yaratamadık. Gol beklentilerinde biz 0.59'u bulduk. Rakibimiz de 0.29 gol beklentisini yakaladı. Savunma hattımız bu maçta iyi oynadı ama hücum hattında problem yaşadık. Rotasyon yapıp forvet arkasında İdiev'i kullandım bugün. Onun performansı çok iyi değildi. Forvet oyuncumuz Alarcon'un performansı yine çok iyi değildi. Öyle olunca sonuçta rakibe gol atmayı başaramadık. Savunma anlamında iyi durduk ama hücumda etkisizlik bu maçta. Dortmund 0-0 berabere kaldı. Onlar da puan kaybı yaşadılar. Leipzig maçını 2-1 kazandı. Onun dışında rakiplerimizden Wolfsburg da maçını yine 2-1 kazandı. Böylelikle Leipzig 58 puana yükseldi. Tabi Bayern Münih'in mücadelesi daha oynanmadı. Bayern Münih de kazanırsa eğer... 4. ile aramızdaki puan farkı azalacak. Yapacak bir şey yok. Sen yenemedik. Bundan sonraki maçlarımızı kazanmaya odaklanacağız. Evet ben ter döktüm. <laughs> Freiburg mücadelesini 1-0 kazandık ama oldukça zorlandık. 90 artı 4'te İlyev'den geldi gol. Dion'un asistinde. Şimdi maç bizim için aslında hiç iyi başlamadı. Rakibimiz ilk yarıda çok daha iyi oynadı. İkinci yarıda yaptığımız taktiksel değişikliklerle oyunun içerisine girdik. Nasıl taktiksel değişiklik yaptık? Şimdi rakibimiz maç öncesi raporda sol kanatta problem yaşıyordu. Maça Vanderland'la başlamıştım. İkinci yarıda Vanderland yerine Piri oyunu aldım. Sağ tarafta da Burke ile başlamıştım maça. Burke'nin yerine de Gendre'yi oyunu aldım. Gendre'yi kanat bek olarak oynatmaya başladım. Ve sağ kanadı daha fazla kullanmak istedik. Onun dışında tempoyu biraz arttırdık. Karşı presi açtım, topa dal talimatını açtım. Çünkü ilk yarıda maç momentumu tamamen rakipteydi. Topla da rakip daha fazla oynuyordu. Onun için topa dal talimatını açıp karşı presi açıp rakibin top kullanmasını engellemeye çalıştık. İkinci yarıda performansımız arttı. Özellikle 70'ten sonra rakip kaleye sık sık gitmeye başladık. Bir yaptığım bir diğer değişiklik de Dio'nun pozisyonunu ofansif oyun kurucu destekten Gizli forvete çevirdim. Rakibimiz 4-3-3 dizilişiyle oynadı. Muhtemelen Dio için Kate sık sıkı markaj yapma talimatı verler ve adam adam oynattılar. Dio'nun etkinliğini azaltmıştı. Gizli forvet olarak değiştirdikten sonra Dio'nun rolünü etkinliği arttı Dio'nun. Bu şekilde maçı 90 +4'te attığımız golle 1-0 kazandık. Aferin beyler iyi bir galibiyet aldınız diyeceğim. Böyle devam edeceğiz. Evet böylece 65 puana yükseldik. Köln Wolfsburg'a karşı 2-1 kazandı. Leipzig zaten bizden önce oynamıştı. Onlar da maçlarını kazandılar. Onlar da 61 puanı yükseldiler. Hata yapmamak iyi oldu ama tabii bugün maçta iki tane kötü haber. Birincisi Wilson Odober sakatlandı. 4-7 hafta sahalardan uzak kalacak. Ostoich de diz dönmesi yaşadı. Maça devam edebilirdi ama diz sakatlıklarından korktuğum için Ostoich'i direkt çıkardım. O da 4-7 gün sahalardan uzak kalacak. Dio iyi bir performans gösterdi ve maçın yıldızı oldu. Onun bu performansını övelim. Ve yine maç kadrosunda olan oyuncularımıza bir günlük dinlenme verelim. Kit Piri'ye de dinlenme vereceğim bu sefer. Antrenmanlardan bir günlük dinlenme vereceğiz. Aslında bir sonraki maça kadar zamanımız var. Dinlenme vermemin asıl sebebi maçlardan sonraki günlerde de antrenmanlara devam ediyorum. Onun için maç kadrosunda oynayan yorgun olan oyunculara dinlenme verip diğer oyuncuları ertesi gün tekrardan antrenmana çağırıyorum. Oyuncuların gelişimi önemli. Ondan dolayı bu şekilde bir değişiklik yaptım oynayış tarzımda. Böyle devam edeceğim. Şimdi bu maçı da 1-0 kazandık. Son 3 maçta kalemizi gole kapatmayı başardık. Hatta bence Bayern Münih maçında da 90 artı 1'de yedik o golü. O golü yemeseydik son 6 maçta kalemizde gol görmemiş olacaktık. Şimdi sıradaki maçımız Kaiser Sülaten mücadelesi. Oraya doğru ilerliyoruz. Bu hafta Bayern Münih Dortmund'la deplasmanda oynadı. 0-0'lık beraberlikle ayrıldılar sağdan. Dortmund 75 puanda kaldı. Bayern Münih de 60 puanda kaldı. Bayer Leverkusen henüz maçını oynamadı. Onlar kimle oynayacaklar? Ona da şöyle bir bakalım. Eintracht Frankfurt maçı kazanırlar diye düşünüyorum. Deplasmanda oynayacaklar ama Avrupa Ligi yarı final mücadelesini düşünerek belki rotasyon yapabilirler bu maçta. Böyle olursa belki puan kaybı da yaşayabilirler. Düşündüğümüz gibi olmadı. Bayer Leverkusen deplasmanda 2-0 kazandı maçını. Böylelikle puanlarını 62'ye çıkardılar. Bayer Münih de 60 puanlık 5. sıraya kadar geriledi. Yani Bayer Münih ile aramızda 5 puanlık fark var. Güzel. 5. ile aramızdaki puan farkını 5'e çıkarmış olduk böylece. Evet, Kaiser Zlatan maçını da geride bıraktık. Güzel bir performansla maçı 3-0 kazanmayı başardık. Boris Zagar bugün iyi oynayan oyuncularımızdan bir tanesiydi. İlk yarıda İlyev çok iyi oynamayınca, İlyev'i çıkarıp Alarcon'u forvete attım ve Alarcon'un yerine de Boris Zagar oyunu aldım. 8.1 ile oynadı Boris Zagar. Ama daha da önemlisi bir tane de asist yaptı. Oldukça güzel bir performans ortaya koydu genç oyuncumuz. Gelişimine devam ediyor. 14 şut çektik, 7'si isabetli, 2.49 gol beklentisi yakaladık, %62 topla oynadık. 8 tane gol pozisyonuna girdik arkadaşlar. Bir mutlak gol pozisyonu ama 8 tane gol pozisyonumuz var. 3 gol attık, savunmada yine iyi durduk bu maçta ve kalemizi gole kapatmayı başardık. İyi olan, güzel olan bu maç sonucunda Bundesliga'daki puan durumuna bakacak olursak 68 puana çıktık. Şu anda 5. sıradaki Leipzig'le aramızda 7 puanlık fark var ve ligin bitmesine 2 hafta kaldı. Bu ne demek oluyor? Bu demek oluyor ki Şampiyonlar Ligi vizesini aldık. Ligi ilk 4'te bitirmeye garantiledik. Hedeflerimizden bir tanesini en azından bu sezon gerçekleştirmiş olduk. Ve böylece önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Eren Dinkçi diz dönmesinden dolayı 5-8 gün sahalardan uzak kalacak. Yönetimimiz de ön bütçeyi onayladı. 31 milyon euroluk transfer bütçesi, 33 milyon euroluk da maaş bütçesi verdiler. Böylelikle maaş bütçemiz şu anda 2.29 milyon euro, transfer bütçemiz de 31.5 milyon euro civarında. Yani bu bütçeyle ne kadar takviye yapabiliriz takıma? Forvet'te eksiğimiz var. Forvet'e bir takviye yapmamız gerekiyor. Hedeflediğimiz oyuncular da var. Yaz transfer döneminde bir tane forvet transferi kesin yapacağız. Oyuncu satarsak eğer orta sahaya takviye yapacağız. Yine sol tarafa bir tane oyuncu almamız gerekiyor. Almamız gereken oyuncu çok ama bu bütçeyle tabii ki bunların hepsini gerçekleştiremeyiz. Artık acil ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışacağız bu bütçeyle. Mikafaye 2 gol attı. Duran toplardan artık etkili pozisyonlar yaratmaya başladık. Mikafaye'nin golleri de bu şekilde geldi. Maçın yıldızı oldu. Wolfsburg Dortmund'u 1-0'la geçiyor. Köln Deplasman'da 3-0 kazandı. Bayern Münih'te kendi evinde Hoffenheim'la 0-0 berabere kaldı. Böylelikle Bayern Münih ne oldu? 61 puanda kaldı ama onlar da ilk dörtteler. Yani sezonu Bayern Münih'in önünde bitireceğiz. Bu da bizim için güzel bir şey. Kendimizi şampiyon oldu sayabiliriz. En azından Münih'in en büyük takımı olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Şimdi sıradaki maçımız Köln'le olacak. Deplasmanda oynayacağız. Köln maçını beraber oynarız. Bu bölümde yine 4 maç oynamış oluruz beraber. Leverkusen Stuttgart'la kendi evinde oynuyor. Bakalım o mücadelenin sonucu nasıl olacak buradan bakabiliyor muyuz henüz o mücadelenin sonucunu göremiyoruz. Tamam, önümüzdeki maç için gözlemci raporu geldi. 4 2 3 1 ile oynayacaklar. Oyun sistemleri Gegenpress diyor. Ön alandaki oyuncularını kanat oyuncusu olarak oynatıyorlar. Sigorta bek ve sahte ile oynayacaklar. Bu maçta bu sefer bek oyuncularımı standart bek olarak oynatacağım. Yani en azından bir oyuncumu standart bek olarak oynatırım ki kanatları kapatabileyim. Hücum hattında yine mevcut rollerle devam ederiz. Şöyle bir zayıf yönlerine bakalım. Yenilen gollerde ara paslarından goller yemişler. 18 asistin 9 tanesi de ceza sahasının dışından kaydedilmiş. Duran toplarda başarılılar. Takım oyunları çalışkanlıkları oldukça iyi gibi görünüyor. Orta yapmada etkili görünüyorlar. Tamam biz yine çalışkan oyuncularla çıkmaya çalışacağız bu maça. Leverkusen kendi evinde maçını 3-1 kaybetti. Onlar da böylece 62 puanda kaldılar. Yani kalan 2 maçtan bir puan almamız durumunda ligi ikinci sırada bitirmeye garantileceğiz. Böylece bu sezon geçtiğimiz sezonun bir tık daha üstüne koymuş olacağız. Geçtiğimiz sezon biz ikinci sırada bitirememiştik ligi değil mi? Evet dördüncü ya da 5. sırada bitirdik. Buradan niye bakıyorum ki? Şöyle yapabiliriz. Buralardan Şuradan geçtiğimiz sezona gelelim. Evet geçtiğimiz sezon dördüncü sırada bitirmiştik. Eğer bu sezon bir puan daha alırsak ikinci sırada bitireceğiz. İyi olacak bizim için. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı da belli oldu. Barcelona Manchester City ile karşılaşacak. Yarı final mücadelelerinde Barcelona Arsene de eledi, Manchester City de Manchester United de eledi. Böylelikle finalde Barcelona Manchester City mücadelesini göreceğiz. Muhtemelen bu sezonda Şampiyonlar Ligi'ni Manchester City alacak. Benim hissim öyle ki birçoğunuz muhtemelen bu finalden Manchester City galip gelir diye düşünüyordur. Şimdi önümüzdeki maçta top bizdeyken neler yapacağımıza çalışıp korner savunması ve rakip sahadaki serbest vuruşlar çalışalım. Bu şekilde gideceğiz. Gegen de oynayacaklar. Bizim oyun sistemimizde topa sahip olmak üzerine yani tezin antitezi topa sahip olma sisteminin antitezi de Gegenpress. O anlamda bence rakibimiz bir tık önde. Maç öncesinde de maça favori çıkıyorlar. 2.60'lık oranları var. Bizim oranımız da 2.60. Bence iki takım da form durumu gayet iyi. Rakibimizde Hübers, Tigges ve Brun sen bu maçta forma giyemeyecek. Biz de Elias ve o da Bert'ten faydalanamayacağız bu maçta. Gözlemcilerimizden rapor geldi. İtalya ve Fransa'yı gözleyen gözlemcimiz bir liste gönderdi. Şimdi burada bir tane oyuncu var dikkatimi çekti. Bradley Loco. Oyuncu fiziksel olarak gerçekten çok iyi. Boy 1.80. Zihinsel özelliklerinde cesaret, çalışkanlık fena değil ama cesaret özelliği oldukça iyi. Ön sezisi yine çok iyi. Pozisyon alma 13. Takım oyunu 12. Markaj 14, top kapmada 12. Orta yapma özelliği de 14 görünüyor ki dribbling özelliği de var. Özel yetenekte 12. Yani oyun karakteristiklerine bakacak olursak sol kanattan bindirme yapar diyor. Fırsat bulduk çocuğuma katılır. Taç çizgisine yakın oynar. Uzaktan şut çekmekten kaçınır diyor. Şöyle bir artılarını eksilerine bakalım. Çok hızlı bir oyuncu. Birden fazla mevkide oynayabiliyor. Eksilerinde sadece dil öğrenmesi gerekiyor demiş. Başka bir ülkede oynamaya da adapte olabilir diyor. Yani Bradley Loco bence iyi bir transfer olabilir bizim için. Şu anda bon servisi de elinde. 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek. Temsilci ile bir görüşelim. Beklentilerini öğrenelim. Takımın en önemli oyuncularından biri olarak kabul edilmeyi ve mümkün olabildiğince oynatılmayı bekleyecek. Bu olur ama maaşı biraz fazla. İndirim istesek 2.61-3.34 diyor. Yani bu maaş biraz fazla gibi ama verilir mi? Yani bon servis parası vermeyeceğiz. Şu anda biz en çok kime maaş veriyoruz? Dio'ya maaş veriyoruz 2.7 milyon euro. Maaş bütçemiz de 2.29. Ama bon servis ödemeyeceğiz. Yani ben bu oyuncuyu hedeflerim arasına alayım. Bence şöyle hedef listeme alayım. Şu anda Van Laan'ın peşinde Real Sociedad var. Transfer dönemi kapalı iken teklif yapmaya sıcak bakmıyorlar ama transfer dönemi açıldığında Van der teklif gelebilir ya da Van der ben satmaya çalışabilirim. Van der elden çıkarırsak eğer Van der Laan yerine bence Loco'yu alabiliriz. Van der Laan bu sezon aslında çok kötü bir performans ortaya koymadı. 7.07 diyor. 1 gol 5 asistle oynadı. Genel toplamda da 2 gol 6 asist yapmış. Dediğim gibi bence Loco'yu biz listeye alalım. Duruma göre sezon sonunda karar veririz. Brest takımında 31 maçta forma giymiş. 6.8 ile oynamış. Sezon sonunda transfer dönemi açıldığında buna karar veririz o zaman. Hedeflerimden bir diğeri de El Bilal Toure. Yani oyuncunun profili bence iyi. Boyu 1.85 Oyun karakteristiğine bakacak olursak hızıyla rakibini egale etmeye çalışıyor. Gelişine şut çekmeyi deniyor. Sağ kanattan bindirme yapıyor. Yani Atalanta'da 6 gol 2 asistle oynamış. Bize gerçekten katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Kişilik de dengeli. Böyle bir eksilerine bakacak olursak çok da büyük bir eksiği yok. Yani maaş konusunda sıkıntısı var. Maaşı biraz fazla. Ama bir tane forvet'e ihtiyacım var. Onun için yani albilerini de hedefler arasına aldım. Sezon sonunda ona da bakacağız. Evet, Köln maçı için kadromuzu hazırlayalım. Şimdi bu maçta bek oyuncularımı nasıl demiştim? Bek oyuncuları standart bek ya da kanat bek olarak oynatacağım diye düşünmüştüm galiba. Çünkü rakip kanat oyuncularıyla oynayacak. Sol tarafta Borja Sainz var. Ben bu oyuncuyu nereden hatırlıyorum ya? Giresun Spor'dan hatırlıyoruz, evet. Giresun Spor'dan. Sağ tarafta da Tielman var. Gelman sanki biraz daha sıkıntılı. Sağ tarafta oynayacak. Şöyle bir şey yapabiliriz. Sağ tarafta Vanderlan'a standart back destek mi diyelim? Standart back destek diyelim. Sağ tarafta Gendre'ye de kanat back savunma diyelim. Biraz daha kanatları kapatmaya çalışalım. Ön alandaki oyuncularımız yine aynı şekilde kalabilir. Bu maçta savunmadan kısa pas yaparak çıkmayacağız. Rakip Gegen Pires oynayacak. Baskı yapacaklar. Ondan dolayı onu kaldıralım. Daha sık önde savun talimatını da kaldıralım. Sanki bu şekilde çıkabiliriz gibi. Rakip kaleci top çıkarırken defansa baskı yapalım mı peki? Urbik'le oynayacaklarmış. Urbik nasıl? Degaj 17. Bekaj 17 bence çok da bir anlamı yok bunu yapmanın. Forvet'te de zaten Selke oynayacak galiba. O da uzun boylu bir oyuncuydu yanlış hatırlamıyorsam. 1.95 yani topları da indirebilir. Ondan dolayı Karaci'nin uzun oynamasını teşvik etmek çok da mantıklı olmaz. Oraya sana sert oynayalım mı? Sert oynamayalım. Orta sahada Kajuste tehlikeli gibi görünüyor. Kajuste'nin sağ ayağını kullanıyormuş. Ona da sol ayağını yönlendirip biraz da sert oynayalım. Tamam hadi bakalım maça doğru ilerliyoruz. Soyunma odasında oyuncuları bir motive etmeye çalışacağız. Ki zaten oyuncular hali hazırda motive durumda. Geçen maçta gösterdiğiniz performansın devamını bekliyorum dedim. Mevkiler bazında konuştuk oyuncularla. Evet bütün oyuncularımızı etkiledik yine. Hadi bakalım Köln deplasmanı. Yani bu deplasmandan bir puan alabilir miyiz? Zor ama deneyeceğiz. Rakip Gegenpress oynuyor. Beni biraz çekindiren o. Şimdi ilk highlightler rakibimizden gelecekti. Osto kazandık. Sonrasında kaybettik. Aronson. Aronson. Highlight kesildi. Şu anda maçın gidişatında momentum bizdeydi. Rakibe döndü. Topla da rakibimiz daha çok oynuyor. Yani baskılı oynayacaklar. Onu bekliyoruz zaten. Önemli olan bizi geriye çok fazla itmemeleri. Şu anda bence pozisyonumuz iyi. Savunma çizgimiz orta sahaya yakın. Topla oynamada da %60'a kadar geldik. Güzel. Başarabilirsiniz çocuklar diyelim. Şimdi Dio kullanacak serbest vuruşu. Dio'nun ortası savunma karşıladı. Alarcon alamadı topu. Borya Sainz. Borya Sainz. Bası verdi. Selke. Selmani mi müdahale yaptı? Evet Selmani müdahale yaptı. Kornere gitti top. Bir anda kontra atak imkanı yakaladılar. Tielman savunmada Enguesan karşıladı. Tielman aldı bir kez daha. Tielman Dio kazandı. Alarcon tek başına rakip de hemen savunmaya döndü. Evet rakip kaleye henüz şut gönderemedik. Rakibimizin iki şutu var. Biri isabetli. Topla daha iyi oynuyoruz. Daha fazla oynuyoruz. Ama şut konusunda rakibimiz bizden bir tık daha önde. Dio yine kötü bir pas. Kilian da kaldı. Kajus de. Onun pası Lubicic. Bek oyuncumuz alanı terk etti. Tielman Gelman geriye kajüste dışarı vurdu. Vanderlan sen alanı çok terk etme oğlum. Mevkinden ayrılma. Aronson, Borya Sainz. pası verdi Fofana, Gendrey. Dio, Ostoich aldı. Ostoich döndü etrafında. Fofana'ya pas çok kötü bir pas. Selke, Selke golü attı. Gegen Presk çalıştı. Dediğim gibi topa sahip olma tezinin antitezi gegen pres. Biz topa sahip olmaya çalışarak oynuyoruz. Rakibimiz de gegen Press yapıyor bugün. Gegen de golü direkt attılar. Burada Gendrey'den kötü bir pas. Fofana hata yaptı. Sağa sola çarparak topağlarla buluştu. Oysa futbola dönelim biz artık. <laughs> bir de oyunculara ah süpersiniz mi dedim ben. Berbatsınız diyecektim süpersiniz dedim. Enguessan, Mika, Dio bıraktı sana. Sağda güzel Madi, ver pası Madi, verdi Ostojić'e. Ostojić attı golü Ostojić. Süpersiniz demem boşa gitmedi. <laughs> Ostojić golü buldu. 1-1 oldu skor. Hemen cevap verdik. İyi oldu bu. Sol taraftan atak geliştirirken bir anda atak yönünü sağa çevirdik. Burada Madi ve Ostojić işte bu ikili oyun zaten bizim en önemli silahlarımızdan bir tanesi bu pozisyonda Ostojic iyi bir vuruşla golü attı. Şimdi rakibimiz korneri kullanacak. İlk yarı bitmeden bir tehlike daha yaratacaklar. Savunma karşıladı. Tielman direkte patladı. Top direkten geri geliyor. Şimdi Tielman, Borya Sainz. Evet ilk yarı bir birlik skorla tamamlanıyor. Rakip kaleyi yeterince yoklamadık ve bu can sıkıcı bir durum dedim. Madi Kamara sen kızma oğlum ya? Böyle devam kusursuz oynuyorsun dedim ama sönük göründü. Yani takımın geneliyle bir konuşuyorum. Sonra seninle özel konuşacağım. Takımın genelini söylediğim şeyden niye hemen trip atıyorsun? Sonra seninle özel konuştuğunda da ya hocam biraz önce bağırıyordun. Şimdi yok iyi oynuyorsun. Şöyle yapıyorsun böyle yapıyorsun diye tribine devam ettiriyor. Selina merkeze verdi Madi. Madi, Madi işte bak sönük görünürsen böyle sağ içine de yansır. İyi oynamaya devam et Madi. Hala sönük diyor ya. Bir şut çektik o da gol oldu. Rakibimiz 7 şut çekti. ikisi isabetli. Onlar da sadece bir gol atabildiler. Skor 1-1 devam ediyor. 60. dakikaya geliyoruz. Rakip biraz geri çekildi. Artık bence maçın momentumu bize geçebilir. Enguessan, Madi, Mika, Enguessan ters de diyor. Çok güzel oynadı Selina'ya. Selina'nın pası da harika. Alar. Offside mı? Allah'tan offside alarak koyun. Yoksa direkt çıkarıyordum seni. Yine de çıkarsam mı ya? Zaten çok iyi oynamıyor. Bir dakika. Bu pozisyonda geçsin. Mayna, Rakip geliyor yalnız. Maina. mayna döndü geriye. Lubicic. Lubicic'in pası. Kajus de. Maina. Kaleci. Selmani. Adam. Adam ya. Selmani'den mükemmel bir kurtarış. Kalecimizi marka ediyorlar. Terke dışarı attı topu. Tamam gel bakalım. Bu arada maç momentumu da hala rakipte. Selena'nın yerine Boris Sagar oyunu alacağım. Nöbetçi yeteneğimiz. Dion'un yerine İlyev oyunu alalım. Alarcon da kötü oynuyor. Alarcon'un yerine Volant'ı alalım mı? Yani Volant artık futbolu bıraktı ya. Travert'i alıp İlyev Travert'in pozisyonunu değiştirelim. Tempoyu biraz arttıralım. Rakip ceza alanına paslaşarak girebiliriz ödemeye dönelim. Burada tempoyu düşürelim mi? Düşürmeyelim. Hatta dağılım da kuracağım. Çok kontrol yapamıyoruz zaten. Hadi bakalım. İkinci yarıya devam edelim. 65. dakikaya kadar geldik. Oyunculara bir başarabilirsiniz beyler diyelim. Yani bu maç rakibimiz çok daha iyi oynadı ki rakibimiz hak ediyor maçı istatistiklere bakacak olursak. Ama henüz daha 20 dakika var. Zagar yapma Zagar. Kilian Kristensen, Selke, Lubicic verdi Mayna'ya. Mayna oyuna sonradan girdi galiba değil mi? Valla bayağı iyi oynuyor Mayna. Bir dakika oyuna sonradan girdiyse ona bir aksiyon alalım. Sağ tarafa girdi. Sağ ayağını kullanıyor. Agresiflik kötü. Sert oynayalım. Sol ayağına yönlendirelim. Yani bir de bence sıkı markaj yapabiliriz. Sol taraftaki oyuncumuz onu durdurmaya çalışsın. Tilman oyuna girmiş. Sağ ayağını kullanıyor. Onu da sol ayağına yönlendirelim. Jakob Kristensen orta sahaya o girmiş. Onu da sol ayağına yönlendirelim. Evet bu şekilde devam edelim. Haydi çocuklar. Yani bu maçtan bir puan almak da bir şey bence ya. Rakip çok daha iyi oynadı bizden. Zagar'ın ortası savunma Travert. Travert geriye Osto içe. Zagar! Kaçırdı Zagar. Urbik kornere çaldı. Offside da yok. Zagar atsa maçın kahramanı olacaktı. Atamadı bu pozisyonu. Gole çeviremedi. Osto için ortası. Savunma mı? Kaleci Urbik çıktı ve aldı topu. Yalnız çok net bir pozisyon yakaladık. Değerlendiremedik. Mutlak gol pozisyonumuz 1. Rakibin mutlak gol pozisyonu yok. Şimdi Mayna'nın ortası. Savunma. Bir kez daha Mayna. Yapmayın. Zagar aldı. İleri doğru şişirdi topu. Bir kez daha Zagar. Derken hala kestiler. Başarabilirsiniz çocuklar. Güveniyorum size. Hadi rakibi FM'leyelim. İki kere gittik kaleye. Bir gol attık. Üçüncü gidişimizde ikinci golü atalım ve kazanalım maçı. Derken bir tehlike yaratabilirdik orada ama olmadı. Van der da çıkarabiliriz aslında. İyi oynuyor ama kalsın. Madde de kalsın. Engo san yerine İdris Ature'yi e, alalım. Şimdi topun gerisinde Mayna. Mayna vurdu Selmani Korner'e çeliyor. Sanki artık biz dengeliye dönsek mi? Dönmeyelim ya. Devam edelim bakalım böyle. Son dakikada belki bir gol atarız. Baumgart. Baumgart döndü geriye. Madi araya girdi. Kristensen dışarı vurdu topu. Selmani kullanacak şimdi kale vuruşunu. Osto iyi bir pas. Osto iç Selmani'ye geri gönderdi topu. Mika. Zagar. O da Mika'ya verdi. Zagar şimdi aldı bir kez daha. Vanderlan tekrar Zagar'a güzel bir duvar pası. Zagar Travert oynadı. Haydi Travert çevirdi. İlyev. işte bu be. İşte bu be. 2-1 oldu. 90 artı 3. İlyev'le öne geçiyoruz. Köl şaşkına döndü. Hep AI mı bize yapacak? Bir kere de biz AI yapalım. Rakip çok daha iyi oynamıştı bu maçta. 90 artı 3'te geldik. Gole attık. Rakipten 3 puanı çaldık. 3 şutumuz var. 3'ü isabetli 2 gol attık. Harika. Mükemmelsiniz çocuklar. Hocam bitir. Hocam bitir. Ture. Vanderlan. Aferin. Travert. Ture. Sağ tarafta Ostojic. Ve maç bitiyor. İşte bu be. 2-1 kazandık deplasmanda. 3 puan hanemize yazdırdık. Zagar ve Travert oyuna girdikten sonra bence etkili oynadılar. Attığımız ikinci golde sol kanattan etkili geldik. Şimdi parmakla işaret etmeyelim bence. Eller belde. Aferin beyler. İyi bir galibiyet aldınız. Mükemmel oldu. 71 puana çıktık. Dortmund'larımızdaki puan farkını 7'ye indirdik. Dortmund'da 3-0 kazandı maçını. Evet bizim için işler iyi gidiyor. Şimdi şöyle bir devam diyelim bakalım. Artık ikinci olmayı da garantiledik. Kadroya bir gelelim. Bence maç kadrosundaki oyuncularımızı yine dinlendirelim. Hatta Eren'i de koyalım mı aralarına? Eren'i de koyalım. Şöyle bir bir günlük dinlenme verelim bu oyunculara. Sonrasında antrenmanlarımızı yapacağız ve Dortmund maçına doğru ilerleyeceğiz. Bayern Münih Mainz deplasmanında da puan bıraktı. 0-0 berabere kaldılar. Bayer Leverkusen kazandığı takdirde Bayern Münih'in üstüne çıkacak. Hatta Leipzig'de maçını kazandığı takdirde Bayern Münih 5. kadar gerilecek. Haydi bakalım Leverkusen ve Leipzig'in maçlarını kazanıp Bayern Münih'i ilk dördün dışına itmelerini istiyorum. Böylelikle önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde Münih'ten sadece 1860 Münih olsun. Bayern Münih önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde mücadele etsin. Yani sonuçta adamlarla aramızda bir rekabet var. Ligi onların üstünde bitirmek bizim için önemli. Ama Leipzig'le ile Bayer Leverkusen kendi aralarında oynayacaklarmış. Bakalım nasıl sonuçlanacak bu maç. Evet Leipzig 2-0 kazandı maçı. Leverkusen böylece 5. sıraya geriledi. Bayern Münih ilk 4'te hala. Bayern Münih'in son maçı kimle peki? Yani son 3 maçta 3 beraberlik almışlar. Kalelerini gole kapatmışlar ama gol atamamışlar. Son maçları da Heydenheim'le bu maçı kazanırlar. Muhtemelen Bayern Münih de ligi ilk 4'te bitirecek. Kuzen Şimdi sıradaki rakibimiz Dortmund. Onlar için de gözlemci raporu geldi. Kanat oyunu yapacaklar. Öndeki oyuncularını kanat oyuncusu olarak oynatıyorlar. Arkadaki oyuncular sigorta bek ve sahte bek olacak. Gizli libero da kullanıyorlar. Şimdi bu maçta bizim için bence handikap rakibin 4-3-3 oynuyor olması. Ön alandaki oyuncularını bir şekilde durdurmaya çalışabiliriz. Yine bek oyuncularını kullanırız. Kanat bek savunma ve standart bek destek kullanabiliriz bu maçta da. Hücum hattında zaten mevcut oyuncu rollerimiz onlar için problem çıkarabilecek roller. Ama işte 4-3-3 oynuyorlar. Burada Emre Can Dio ile işleşecek. Belki bu maçta Dio'yu gizli forvet olarak oynatmayı düşünebiliriz. Şimdi zayıf yönlere bakalım. Yenilen gollerde 8 asistin 3 tanesi kornerlerden kaydedilmiş. 7 asistin 4 tanesi de ceza sahasının içinden kaydedilmiş. Bu maç öncesinde yine korner çalışırız. Dayanıklılık, top salan konusunda iyiler. Tamam. Peki şöyle bir antrenman takmine gelelim bakalım. Dortmund maçı öncesinde nerelerde duran top çalışabiliriz? Şuraya bir tane duran top koyalım. Bir de maç öncesinde geçiş oyunu, preste şuraya bir tane daha duran top organizasyonu koyalım. Evet, bu şekilde Dortmund maçına doğru gideceğiz. Kendi evimizde oynuyoruz ama rakibimiz maça favori çıkacak. Bizim oranımız 2.62. Dortmund'un oranı da 2.50. Rakibimizde herhangi bir sakat oyuncu yok. Biz Elias ve Odobert'ten faydalanamayacağız. Fofana da cezalı olduğu için bugün forma giyemeyecek. Yani form durumumuz rakipten daha iyi ama en nihayetinde Dortmund'la oynayacağız. Form durumuna bakarak kendimizi favori gösteremeyiz tabii ki. İlk Piri bir dakika. Bu oyuncular neden şikayetçi? daha fazla çabukluk antrenmanı yapması gerektiğini düşünüyor. İdrisa Türe aşırı kuvvet antrenmanı yapmasından ötürü mutsuz. İdrisa e, sana ne oluyor ya? Çabukluk çalışma o zaman sen. Ama kuvvet antrenmanı diyor zaten. Çabukluğu kaldırınca daha fazla çabukluk çalışmak istiyor. Tamam, çabukluk koyalım o zaman kuvvet antrenmanı. İlk periye de çabukluk koyalım. Top kontrolünden ziyade o da çabukluk çalışsın. Muhtemelen biz şu takvimde şuralara dayanıklı antrenmanları koyuyorum. O dayanıklı antrenmanlarından dolayı şikayet ediyor Idris Satüre. Ama yapacak bir şey yok. Zaten artık sezonun sonuna geldik. Bir hafta daha dayansın bakalım. Sonrasında tatile çıkacak. Bol bol yatacak. Evet bu sezonun son maçı. Şimdi bu maçta Zagar'ı kullanacağım ön alanda. Odobert sakat. Odobert sakat olduğu için Zagar'ı kullanmak istiyorum. Selena'ya da çok güvenmiyorum. Aslında son maçlarda bir iki maçta iyi oynadı. Sadece bir maçta iyi oynamış. Son maçta yine 6.6'ya düştü performansı. Onun için bu maçta direkt bence Zagar'la çıkalım. Genç oyuncuya şans verelim bu maçta. Ama ters ayaklı kanat oyuncusu oynayamaz. Kanat oyuncusu hücum olarak oynatacağız onu burada. Evet şimdi bu maçta kanatları kapatmamız gerekiyor. Standart back kullanalım. Hatta bu standart back oyuncumuza da mevkisinden ayrılmamasını söyleyelim. Yine bu maçta sağ tarafta kanat bek savunma kullanalım. Burke, Mikafaye. Evet bu şekilde olabilir. Wanderla'nın pozisyon alması nasıl? Pozisyon alma 14. İyi. Tamam. Forvet'te peki İlyev mi yoksa Alarcon mu? Forvet'e de İlyev'i alalım. Şimdi neler yapalım? Burası bu şekilde kalsın. Daha sık önde savunu kaldıracağız. Sanki bu şekilde iyiyiz gibi. Şöyle bir rakibe bakalım. Duranville sağ ayaklı. Adeyemi de sol ayaklı. Evet kanat oyuncularıyla oynayacaklar. Ters ayaklarına yönlendirmeye çalışalım. Bir de unutmadan Dio'yu gizli forvet'e çevirelim. Osta içe burada kanat oyuncusu destekleyelim. Çok fazla oyuncumuz hücum oyuncusu olmasın. Sanki bu şekilde çıkabiliriz. Kendi evimizde oynayacağımız için ben yine dengeli oyun anlayışıyla çıkacağım. Hazırız maça. Haydi bakalım Grunwalder sezonun kapanış mücadelesi. Rakibimiz Dortmund. Tabii ki de kazanmak istiyoruz bu maçı en azından bir galibiyetle final yapmak istiyoruz bu sezonda. Dortmund şampiyonluğu garantiledi. Şimdi onlardan bir highlight geldi. Top direkten dışarı gidiyor. Tehlikeli geldiler. Frikik'ten kaleyi yokladılar ama top direkte patladı. Topla oynama konusunda rakipten daha iyiyiz. Dortmund'a karşı bunu söylemek memnuniyet verici. Şimdi Burke döndü geriye Selmani'ye. Onun pası Mika. Mika arkadaşın dağılımına baktı. Vanderlan, Zagar, Zagar kaybetti Dio kazandı. Tekrar aldı Zagar, yine kaybetti Zagar. <laughs> Enmeka ile hücuma çıkıyorlar şimdi. Adeyemi, Burke, aferin Madi. Ostoic geldi aldı topu şimdi. Ostoic sakin ol, sakin ol. Demezsin öyle. Çok iyi pas ve İlyev. İlyev bitir. Kaleci Kobel kornere gitti. Ostoic'den sürpriz bir pas. Çok iyi gönderdi savunma arkasına. İlyev'in şutu Karici'den kornere gidiyor. Kornerden atamadık golü. Enguessan iyi oynadı. Ostoic dön. Dön içeri. İyi pas. Van der Enguessan, vurun. Van der Laan iyi götürdü. Yalnız kaldı. Destek lazım. Mika. Mika. Gendry'e. Onun pası Burke. Şimdi Madi çok iyi bir pas ve oh be. Offside mı? Yalnız rakibe göre çok daha iyi oynuyoruz. Maça çok daha iyi başladık. Top da bizde kalıyor. İsabetli şut gönderemedik ama tehlikeli pozisyonlar yarattık. Şimdi Duranville. Duranville. Oğlum alsana topu. Vanderlan adamla beraber koştu. Brand. Thiago attı golü. İşte gittik gittik atamadık. Adamlar geldiler. 9. dakikada gole attılar ve gidiyorlar. Vay arkadaş ya. Yalnız iyi takipçilik. Thiago. Brezilyalı forvet. Bizde şöyle bir forvet olsa çok daha farklı yerlerde olabilirdik. Olabilir miydik? Olurduk ya niye olmasın? En azından belki Almanya kupasından elenmezdik. Ya da Şampiyonlar Ligi'nde biraz daha ilerleyebilirdik. Ligde şampiyon olur muyduk? Bunu bilmiyorum ama. Allah'ım ya Rabbim. Felix MK 2-0 oldu. Dortmund yine Dortmundluğunu yapıyor bize. Son maçta 4-0 kaybetmiştik onlarla oynadığımız. Bu maçta da 16. dakikada 2-0'ı buldular. Berbatsınız çocuklar. Söylemem gerekiyor ki berbatsınız. Maça yine iyi başladık ama sonrasında rakibimiz kontrolü ele aldı ve şu anda da onlar gelmeye devam ediyorlar. Adeyemi Emrecan, Bense Bayini, Brandt. Korner kullanacaklar şimdi sağ taraftan. Savunma hattımız da çok iyi oynamıyor. Yani topla oynuyoruz ama hadi pozitif futbola dönelim bakalım. Zagar alamadı topu. MMK Süle Duranville 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 taşıdı. Duranville ortaladı. Yago vurdu top dışarı gitti. Rahat oynatıyoruz rakibi. Oo kırmızı kart. Burke gitti. Evet bu maçta saçma şeyler olacağı belliydi. O saçma şeyler oluyor. Şimdi Vanderland çık bakalım. İlk biri gel. Kenar stoper savunma. Kenar stoper savunma. Mikafaya daha fazla tripling yap, yap yoksuz. Tamam. Bu şekilde kalsın. Böyle devam edeceğiz. Şimdi bence oyun anlayışımızı dengeliye çevirelim. Ya. Demkinli yapalım hatta oyun anlayışını. 3-0 oldu yine. Ligin son maçında yine uyuz uyuz şeyler oluyor. Bölümü keyifli kapatmak istiyordum ama çok mümkün olmayacak gibi. Yani hem 10 kişi kaldık hem 3-0 geriye düştük. Yani belki biraz daha havalandık mı artık ne diyelim? Zagar'la falan çıktık maça ya. Mika, Ngoessan, Kikpiri Ngoessan Zagar Zagar bıraktı Madi. Koş koş diye koş. Madi kaleci Kobel. Madi şansını denedi ama Kobel kornere çeliyor. Dio ortaya açtı savunma tekrar Dio. Şimdi bence daha disiplinli oynayalım. Rakip ceza sahasına paslaşarak giremeyiz. Hatta erken ortaları bile kullanmayı düşünebiliriz. Savunmadan kısa pasla da çıkmayalım. Koşu yoluna pas yapmaya çalışalım. Dağılımı koruyalım bence. Evet bu şekilde devam edelim bakalım. Hatta şu rakip kaleci top çıkarırken savunmaya baskı da yapmayalım. Zaten eksiyiz. Oyuncular alanlarını kaybetmesinler istiyorum. Biri Dio. Dio veremedi pası. Dio da çok kötü oynuyor bugün. İlyev de oldukça kötü. Dronville. Ünmeka dışarı attı. Daha çok çabalayın beyler. Yeterli değil. Evet soyunma odasına gidelim. Giliyev çık bakalım. Alarkon sen gel. Böyle devam edelim ikinci yarıda. Adamlar geldikleri zaman atıp gittiler. Geldiler, attılar ve gittiler. Burken'in de kırmızı görmesi iyice elimizi ayağımızı bağladı. 4-0 oldu. Evet 4-0'ı buldu Bor Borussia Dortmund. Bizim için yine sezonun en kötü maçlarından bir tanesi. Yani böyle de bitmez bence bu maç. 4-0 ama... Hayır topla bu kadar oynayıp. Ha işte topla oynamanın da çok bir anlamı yok. Bu tarz maçlarda topla oynamanın çok bir anlamı olmuyor. Dio. Bıraktı Madi'ye. Madi. Kaptırma Madi. Madi. Allah Allah. Sanki Zagara'da çok fazla zorlamasak mı? Cobel. Şimdi Schlotterberg. Döndü geriye Kobel'e. Onun pası Süle. MK. Yerson. Yok ya. Yok yani. Yani daha atacaklar gibi. Piri müdahale edip bırakıyor topu. Of of. Of. 5-0 oldu. Yani topla oynasan ne, oynamasan ne ya. Allah aşkına bırak, çık. Zagar sen de çık. Her sayakla kanat. Brant'ın ortası. Hocam bitir daha. Valla kritik anlara döndük ama. Herhalde tarihi fark edecek bana. Yedi. Evet altı oldu. 7 dedim ama. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi Allah aşkına siz de gelin geri. Siz de gelin. Bu ne be? 5 şut çektik. İsabetli şutumuz yok. 20 şut gördük kalemizde. Gol beklentisi 3 0 9. Ama topla %40 oynadılar. Yine geliyorlar. Berbatsınız çocuklar. atsa harika bir gol olacaktı diyor. Evet bizim için bence çok kötü bir maç ya. Yani tarifi yok. Çok kötü bir maç. BM24'te böyle bir mağlubiyet aldığımı hatırlamıyorum. Ama çok kötü yakalandık. Yani bu maçta 10 kişi kalmak. Adamlar takır takır da oynuyor. Allah'ım ya Rabbim. Yani bu 4-3-3 gerçekten çok güçlü ya. 4-3-3 gerçekten çok sıkıntılı bir taktik. Selmani rezil ettiğimizi Selmani. 5.8 nedir be oğlum? Al 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 Allah seni çıkar ya. Selmani'yi de çıkar. Yok mu Karaci? Basit gel. 7-0. Dortmund bize hayatımızın şokunu yaşatıyor. Mika da çok kötü. Mika'yı çıkaramıyorum ama. Oyuncu değişikliği hakkım kalmadı çıkaramıyorum. Yalnız bu mağlubiyet moral bozar. Gerçekten oyuncuların ve takımın moralini bozar bu mağlubiyet. Çok ağır bir yenilgi aldık. 7-0 mağlup olduk. Sezonun son maçında darmadağın olduk. Şişe mi fırlatsam ne yapsam ya? Su şişesi fırlatayım mı? Sonuçtan hiç memnun değilim diyeceğim. Oyuncuların kendine inancı düştü. Ya bırakın Allah aşkına. Bana su şişesi fırlattırdılar ya şu FM24 kariyerinde. Rezil herifler. Evet unutmak isteyeceğimiz bir gün, unutmak isteyeceğimiz bir mağlubiyet. Resmen aşağılandık. Evet manşetler doğru 1860 Münih resmen aşağılandı. Haddimizi bildik ama öyle böyle değil yani. Burke sana 2 haftalık maaş kesintisi vereceğim. Böyle bir maçta takımı yalnız bıraktın. Rezil herif. Şimdi takım dinamikleri ne oldu? İyi bari. Çok iyi. Mükemmel mükemmel. Takım dinamiklerini dağıtabilirdi çünkü bu. Lasis'in desteği yok. Diğer oyuncuların hepsinin desteğini aldık. Yalnız şey ne diyor peki? Kulüp yönetimi ne diyor bu şeyle ilgili, mağlubiyetle ilgili? Bundesliga'da Dortmund'a 7-0 yenilerek aldıkları ağır mağlubiyet ile sonuçlanan karşılaşmadan ötürü çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorlar. Valla ben de çok büyük hayal kırıklığı yaşadım. Yalnız değilsiniz. Evet, kasamıza 93.15 milyon euroluk bir giriş olacak. Mali durum 89 milyon euroya çıktı. Böylece mali durumu toparladık. Borçlar ve kredi ödemelerinde transfer borcumuz var 1.1 milyon euro. 7.0'dan sonra basın toplantısına katılınır mı? Hadi katılalım bakalım. Ne diyecekler acaba? Takımınız Dortmund takımından yüz kızartıcı <laughs> ağır bir mağlubiyet aldı ve taraftarlar çok mutsuz. Bu sonuca tepkiniz nedir? Berbat bir sonuçtu ve futbolcular nasıl hissettiğimi kesinlikle biliyorlar. Su şişe sıfırlattım daha ne yapayım? Yüzüncü lig maçına çıkmış İlyef. Reis Burke bugünkü maçta kırmızı kart görerek işleri sizin için çok daha zor bir hale soktu. Oyuncuya bir ceza vermeyi düşünüyor musunuz? Bana göre tamamen amatörceydi fakat bu konuda yapılacak bir şeyimiz yok. Bugün kaybettiğiniz için üzgün olmalısınız. Evet üzgünüz. Kendi sahanıza sahip olduğunuz 21 maçlık yenilmezlik seriniz sona erdi. Evet, gerçek potansiyelimizin farkına vardık böylece. Bu maç ile Bundesliga fiksiyonunuzu tamamladınız. Sezonu bir bütün olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl geçtiği konusunda şikayet edemem. Bizim için verimli bir sezondu. Final maçı olarak bu mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Taraftarlarımızın hoşuna gidecek güzel bir futbol sergileyemedik maalesef. Tamam arkadaşlar, daha fazla soru sormayın. Rakip oyuncularla ilgili konuşmayacağım. Bireysel performanslarla ilgili konuşmayacağım. Urke... Kaztan yaptığını düşünmüyorum. O öyle bir oyuncu değil dedim. Kapatmadan şöyle bir liglerin durumuna bakalım. Premier Lig'de Manchester City şampiyon oldu. La Liga'da Real Madrid şampiyon olmuş. Fransa'da da Paris Saint-Germain şampiyon olmuş. İtalya'da hala lig devam ediyor. İki hafta var ligin bitmesine ama oradaki şampiyonluk adayı da Juventus. Bundesliga'da Dortmund şampiyon oldu. Biz de ikinci sırada ligi tamamladık. Türkiye ligine bakalım. Fenerbahçe Türkiye ligini yine şampiyon olarak tamamladı. Böylece Fenerbahçe arka arkaya şampiyonluk almış oldu galiba. Evet Fenerbahçe... Galatasaray şampiyon olmuş. Fenerbahçe geçtiğimiz sezonda şampiyon olmuş. Bu sezonda şampiyon olarak tamamladılar. Galatasaray da sezonu ikinci sırada bitiriyor. Türkiye Ligi'nde de durumlar böyle. Evet bence arkadaşlar bu bölümü burada kapatabiliriz. Şöyle bir fikstürümüze gelelim. Bölümü Bayern Münih mücadelesiyle açmıştık. Aslında çok güzel bir bölüm olmuştu bizim için. Ta ki son maça kadar. Son maç yüz kızartıcı bir mağlubiyet aldık. Manşetlerin deyimiyle 7-0 mağlup olduk. Önümüzdeki sezon daha iyi bir performans ortaya koymaya çalışacağız. Lig Kupa ekranına gelelim. Bundesliga'da ikinci olduk. Şampiyonlar Ligi'nde playoff turunda elendik. Nifkas'la elenmiştik. Almanya Kupası'nda da Bayern Münih'e çeyrek finalde elendik. Bu sezonki performansımızdan şikayetçi değilim. Ligi ikinci sırada bitirmiş olduk ama kupa alamadık. Şimdi bir sonraki bölümde 1 Temmuz tarihinden başlayacağız. 1 Temmuz tarihinde transfer dönemi açılırken karşınızda olacağım. Yaz transfer döneminde bir tane forvet oyuncusu almamız lazım. Sol tarafa bir tane oyuncu almamız gerekiyor. Onun dışında bakalım takviye yapmaya çalışacağımız bölgeler olacak. Ama tabii çok fazla bütçemiz yok. O biraz problem. 31.4 milyon euroluk transfer bütçemiz var. O bütçeyi elimizden geleni yapıp kadromuzu güçlendirip önümüzdeki sezon bu sezondan daha iyi bir performans ortaya koymaya çalışacağız. Evet, bu bölümün burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı Kanala abone değilseniz abone olmayı ama daha da önemlisi yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bu kariyerde kendimi yalnız hissetmeye başladım. Lütfen bu yalnızlığıma son verin. Kariyer nasıl gidiyor? Sizce nasıl ilerleyelim? Hedeflerimiz neler olsun? Kaç sezon daha gidelim? Bunlarla ilgili yorum yaparsanız eğer mutlu olurum. Evet bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Futbolla kalın.